Okullarda sıkça karşılaştığımız bir durum var. Bu da o akran zorbalığı. Özellikle son dönemde hem ülkede hem de şehrimizde çok fazla ön plana çıkıyor. Bunlar işte arkadaşına okulda zarar vermeler ya da direkt kendine zarar verme şeklinde gidiyor. Ama bunun önemli olan altyapısı. Akran zorbalığına baktığımız zaman şöyle tanımlıyoruz akran zorbalığını. Bir ya da birkaç öğrencinin diğer öğrenciler üzerine yaptığı saldırgan davranışlar. Ama buna akran zorbalığı diyebilmemiz için de belirli kriterler gerekiyor. Yani bunlarda kişi yani çocuk bunu bilinçli bir şekilde yapıyor ve direkt zarar verme içgüdüsü taşıyor olması gerekiyor. Aynı zamanda tekrarlayıcı, yineleyici olarak bunu devam ettirmesi gerekiyor ve genellikle akran zorbalıklarında bir güç dengesizliği vardır. Yani genelde arkadaşlık ilişkisi yoktur çocuklar arasında ve bu güç genellikle büyük çocuklar küçük çocuklara ya da sınıf içerisinde daha baskın, daha lider ruhlu olan çocuklar daha böyle kıyıda köşede kalan çocuklara yapıyor. Bu noktada bunun birazcık dozunu ayarlayamıyoruz. Çünkü sadece zorbalık dediğimiz şey aslında fiziksel olarak ilerlemiyor. Yani zorbalığın da çeşitleri var. Ve çocuklar bunu genellikle fiziksel zorbalık, psikolojik zorbalık, sözel zorbalık ve siber zorbalık olarak yapıyorlar. Bu noktada zorbalık dediğimiz şeyin peki genel olarak neden ortaya çıktığı konusunda aslında birçok etmen var. Yani tek bir etkiye bağlayamıyoruz. Burada ailenin tutumu olabilir, okulun tutumu olabilir. İzlediğimiz ya da işte dinlediğimiz son dönemdeki bu sosyal medyada oyunlar yine buna sebep olabilir. Çünkü şunu görüyoruz artık sosyal medyayla birlikte yani sosyalleşmeyle birlikte ilişkiler zayıflamaya başladı. Yani çocuklar artık birbirine karşı herhangi bir duygusal bağ beslemiyor. Akran zorbalığında genellikle bizden yardım almaya gelen çocuklar zorbalığa uğrayan yana mağdur çocuklar oluyor. Şunu gözden kaçırıyoruz. Aslında zorba da olsa, mağdur da olsa onlar bizim çocuklarımız ve ikisi de çocuk. Zorbalığa uğrayan çocuğun ya da zorbalığa uğratan çocuğa baktığımızda ön planda bence tutulması gereken zorbalığı yapan çocuk. Çünkü hiçbir çocuk davranış bozukluğuyla dünyaya gelmiyor. Genel olarak baktığımızda bu çocuk bu zorbalığı neden yapıyor, bunu bir yerden mi öğrendi ya da bu çocuğa bu zorbalık kendi içinde uygulandı mı, ailede mi gördü, çevreden mi biliyor ya da bu çocuk herhangi bir zorbalığa aslında belki de siber olarak maruz mu kalıyor, bunu da ön planda tutmamız gerekiyor. Bu noktada bence kesinlikle aslında zorbalığı yapan çocuk ön planda olmalı. Her yaş grubunda görüyoruz bunu. Yani artık çok ana sınıfı sürecine kadar indi ve lisede çok yoğun bir şekilde zorbalık var. Çocukların galiba artık biraz daha anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyacı var. Lütfen sadece mağdur çocuklarla değil, zorba çocuklarla daha çok ilgilenelim ve bu süreci zaten zorbalığa uğratan çocuk azaldığı sürece mağdur çocuk sayısı da azalacak. Bu noktada biz eğer zorba çocuklarla, bunu yapan çocuklarla daha çok ilgilenirsek sayıyı daha rahat azaltıp daha az çocuğun mağdur olmasına sebep olabiliriz.